Beleşçi diyebilirim bunlara. Hayatları beleş diyebilirim. Bir ev kedisi düşünün. Dışarıya bıraktığınızda yaşayamazlar ya. Öyle düşünebilirsiniz Almanları. Sevinirler, mutlu olurlar. Sanki sen onlara dünyayı bağışlamışsın gibi. Ama onlar sana bir kahve ısmarlamaz ha. Söyleyeyim yani. Demin anlattım ya. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Salman Kara. Bugün bu videoda sizlere Almanya'da Almanlardan öğrendiğim bazı şeyleri aktarmak istiyorum. Bunları olumlu veya olumsuz olarak iki kısma ayırmak istemiyorum. Nedeni bana gelen olumsuz bir şey size göre olumsuzdur veya size göre olumsuz bir şey bana olumludur. Bunu kendiniz karar verin. Dinleyin, izleyin. Artık size göre uygun mu, size göre olumlu mu, olumsuz mu? Orasını siz kendiniz düşünün. 7-7,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Şöyle kısaca bir kendimden bahsetmek istersen. Bu süre içinde çok şey paylaştım sizlerle. Hayatımı paylaştım. Buradaki edindiğim bilgileri, tecrübelerimi aktardım. Bunu da yapmaya devam ediyorum. Bugün ise artık 2023'ün son günleri. 2023 de bitti. Koca koca yıllar bitiyor. Ben 2016'nın Eylül'de geldim buraya. 7-7,5 yıl oldu. Şöyle bir dönüp baktığımda geriye daha dün gibi. Bu süre içinde çok sorular geldi. Almanlar nasıl? Ya ben Almanları sizlere anlatmaya kalksam herhalde sabaha kadar video yapmam gerekiyor. Bunlar insan abi. Senin benim gibi insan. Yani Almanlar nasıl diye bir şey soracak olursanız senin benim gibi insan. Kişiden kişiye değişiyor ama bu süre içinde ben Almanlardan çok şey öğrendim. Olumlu veya olumsuz. Şimdi bu videoda bunları sizlere böyle kısaca anlatmak istiyorum. Bu kanıya da artık kendiniz karar verirsiniz. Almanlar nasıl bir insan diye. O zaman sözü pek fazla uzatmadan videoya başlayalım ama öncesinde sizden küçük bir ricam var. Videoya başlamadan önce kanala abone olabilirseniz, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hadi o zaman videomuz başlasın. İkiyüzlülüğünden bahsetmek istiyorum. Yani bunu ikiyüzlülük olarak tanımlıyorum. Belki siz farklı bir şey tanımlarsınız ama ya da maske olarak tanımlayabilirsiniz. Almanlar maskeli insanlardır. Birçoğumuz gibi maalesef. Yalandan gülerler. Ya karşınızdan gelirsiniz, sokakta yürürsünüz, işte alışverişte karşılaşırsınız veya bir merdiven inerken veya bir asansörde karşılaşırsınız veya sabah işe gidersiniz, selamlarlar, gülerler, merhaba derler, günaydın derler. Sizin çok hoşunuza gider. Ben bunu şahsen burada gördüm. Yani Türkiye'de mesela yolda giderken birine göz göze gel ve ona gülümse veya ona bir selam ver. Hayırdır kardeş derler. Burada böyle bir şey yok. Yolda giderken hiç tanımadığın insanlar sizlere selam verir. İşte günaydınsa artık sabah vaktiyse günaydın derler. Akşam vaktiyse iyi akşamlar derler. Selam verirler, halo derler. Yani selamlarlar, gülümserler. Ama buna aldanmayın. İlk geldiğiniz zamanlar çok hoşunuza gidebilir ama aradan 3-5 yıl geçtikten sonra anlıyorsunuz ki bunların birer maske olduğunu. Hallo. Danke schön. Tschüss. Karşıdan karşıya geçerken böyle yaparsınız. Arkanızı döndüğünüz anda yüzleri yine böyle soğuk, buzdolabı olur. Bunlar maskelenmiş insanlar. Çoğu da böyledir. Ya birçoğumuzda tabii ki maske var ama Almanların gülümsemesi, sizlere selam vermesi yalandan abi. Sadece bunu anlatmak istiyorum. Burada belki bana kızabilirsiniz ama durum bu şekilde. Eşim de Alman. Almanların içine de yaşıyorum. Görüyorsunuz ağaçtan belli. Ben şu anda kayınpederlerdeyim. Bu şekilde yani. Yapacak bir şey yok abi. Bunlar böyle. Ben görüyorum bunları. Biliyorum. Bunlar benim tecrübelerimle sabit. Birçok Almanya'dan yaşayan insanlar, kardeşlerimiz, abilerimiz varsa onlar da bana elbette ki katılacaktır. Sizlere gülümsemiyorlar veya arkanızdan böyle yapıyorlar diye hemen bunu kötü algılamamak gerekiyor. Aklınızda yerde gelmişken hemen şunu da söyleyeyim devamında. Akıllarına kötülük geçirmezler abi. Yani bilmiyorum yani mesela seninle bir şeyler konuştular arkanızdan dedikodu yaparlar. Bak dedikodular çok ha. Oo, öyle bir dedikodu yaparlar ki siz dersiniz ben dedikodu görmemişim abi. Yemin ediyorum. Bir köşede bir şey olur. 50 mahalle birden aynı anda duyar. O şekilde dedikoducular. Bunu da bir söylemek istiyorum. Kin gütmezler tamam doğru. Kin gütmezler. Mesela seni sevmiyordur. Veya yaptığınız bir iş karşılığında sizden hoşlanmamıştır. Sizin yüzünüze karşı direkt söyler bak. Bu benim hoşuma gitmedi kardeş. Olmaz böyle. Yüzünüze karşı söyler. Arkanızdan hiç çevirmez. Ve size der yani. Yüzünüze karşı der. Artık görüşmeyelim. Sana selam vermez bundan sonra. Yoluna çıkmaz. Bu şekilde de. İkinci değiller. Ama demiş olduğum gibi yüzünüze karşı söylerler sizden hoşlanmıyorsa hoşlanmıyordur. Konuşmazlar. Şimdi konuşmak demişken yine bir konudan bahsedeyim. Almanlar kendi ortamlarında yaptığı hiçbir sohbeti bir yabancının yanında yapmazlar. Ne kadar yakın olursanız olun, ne kadar aileden olursanız olun, kendi aralarında konuşmuş olduğu bir takım işte bunlar politik olabilir, siyasi görüşler olabilir veya farklı şeyler olabilir. Sizin yanınızda konuşmazlar. Konuyu değiştirirler. Konuşmazlar. Tapuları vardır. Mesela hiç kimseye sormaz nereden geliyorsun, nerelisin diye. Güzel bir şey. Mesela Türkiye'de ben ne olur?
Abi biriyle tanışırsın, nerelisin derler. Burada öyle bir şey yok. Söylemezler. Sen sormadığın sürece de söylemezler. Sormazlar. Şimdi sormazlar demişken hemen devam edelim. Aklıma ne geldiyse onu anlatıyorum. Herhangi bir düzen yok. O yüzden karışık gelebilir. Artık kusura bakmayın. Abi maaş konusu işte ne bileyim işte bu memleket konusu işte bunlar hep tapudur. Sormazlar. İşte saat demezler ki ne kardeş ne kadar maaş kazanıyorsun? Ne kadar para kazanıyorsun? Veya soracakları zaman da aranızda bir muhabbet olması gerekiyor. Yani biraz yakın olmanız gerekiyor. Onu da şöyle sorarlar. Derler ki izin verirsen sana bir şey sorabilir miyim? Sen tabii sorabilirsin dersin nezaketen. O da böyle yapar. Maaşını öğrenebilir miyim? Eğer söylemek istemiyorsan söylemeyebilirsin tabii. Ama soruyor. Abi sen yok söylemek istemiyorum dersen kesinlikle ikinciyi sormazlar, ısrar etmezler. O konuyu orada kapadılar. Çünkü burada maaş konusu kesinlikle konuşulmuyor. Ne kadar kazandın, ne verdin, ne aldın bunlar tapu. Bunlar kesinlikle konuşulmuyor. Hemen geçelim diğer mevzuya. Şimdi sandalyede gıcır gıcır ediyor var ya. Umarım sizlere kötü bir ses olmuyordur. Şimdi bu videoyu burada neden çekiyorum? Ağacı neden arkama aldım? Belki yadırganmışsınızdır. Aklınızdan başka şeyler geçiriyorsunuzdur. Bunu buraya aldım ki göstereyim. Mesela Noel günü hediyeleşmeler başlar. Şu anda ekranda görüyor olacaksınız. Ağacın altı hediye dolar. Herkes herkese hediye alır. Nerede artık ailenin en büyüğünde buluşurlar. Bütün ailesi işte nenesi, dedesi, tantesi, dayısı bilmem nesi hepsi buraya geliyor. Yarın veya öbürsü gün burası yaklaşık 30-40 kişi olur. Dolar, çoluk çocuk artık başımız ağrır. Hediyeleşmeye geleceğim abi. Konuyu oraya taşıyorum. Hediyeleşmek. Almanlarda hediyeleşme kültürü çok yaygın. Ben böyle bir hediyeleşme kültürü daha önce görmedim. Mesela ben 29 yaşın sonlarına doğru Almanya'ya geldim. Sadece doğum günümü çocukken kutladım. Yani belki o da bir iki defadır. Hiç hatırlamıyorum bile. Ya doğum günü kutlama yoktur bizde. En azından bizim ailede yoktur. Sadece çocuklarınki kutlanır. Ve anne babanın doğum gününde anneye babaya ufak tefek hediyeler alınır verilir. Ama işte abladır şudur budur. Hayır yoktur bizde. Buraya geldim ben 30 yaşından sonra doğum günü kutlamaya başladım abi. Ya önce yadırgadım. Ya kocaman adamız ne doğum günü falan. Ama 80 yaşına gelen adam bile doğum günü kutluyor. Doğum gününde yine bunlar birleşirler. Böyle hediyeleşirler. Konuyu nereden nereye getireceğim? Noel ağacı. Doğum günü. Özel günler. Abi Almanlarda hediyeleşme kültürü o kadar çok yaygın ki artık insanlar birbirine hediye alabilmek için özel gün tasarlıyorlar. Yani bir şey olsun da bugünü özel bir gün ilan edelim de hediyeleşme günü olsun gibisinden düşünebilirsiniz. Hediyeleşme sınırsız. Yani anlatamam. Hediyeleşme bunların kültüründe yerleşmiş. Özel gün yaratırlar demiş olduğun gibi özel günü beklerler. Doğum günleri işte bu Noel günleri, şu günleri, bu günleri, yılbaşı falan iple çekerler ki doğum günü kutlayalım. Şunu yapalım, bunu yapalım da bize hediye gelsin diye. Hediyeleşme kültüründen de böyle kısaca bir bahsetmiş olalım. Davetten bahsedelim. Mesela atıyorum Türkiye'de ne olur? Bir yere gideceksiniz bir misafirliğe. İşte telefon açarsınız, geliyoruz dersiniz veya çat kapı gidersiniz, direkt kapıyı çalarsınız, içeri girersiniz, buyur ederler. Almanlarda bu yok. Sen Alman'ın evinin kapısına git, pencereden bakar, sana cevap bile vermez. Veya gelir kapıya, buyur niye geldin der, söyle der, niye, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok işte bir kahve içmeye geldim. Alacağın cevap şu olabilir. Hayır, müsait değilim. Seni kapıdan geriye çevirir. Nezaketen de olsa seni içeriye almaz. İstemiyor. Özellikle hafta sonları sakın Almanlara gidip rahatsız etmeyin. Kapıyı bile açmazlar. İçeriye almazlar. Almanlarda bu var. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Almanların evine gitmeden önce randevu alman gerekiyor abi. Yani biz mesela kayınpedere şuraya buraya giderken bile arıyoruz işte. Şu günde biz geleceğiz. Müsait misiniz? Tabii diyorlar. Burada anneniz olsa bile, babanız olsa bile abi giderken randevu alacaksın. Yoksa sana kapıyı açmazlar, kapıdan geriye çevirirler. Sen zannedersin ki bu adam bana düşman. Hayır değiller. Sadece bunların kültüründe bu var. Misafiri severler. Şimdi sevmezler desem yalan olur. Misafiri ağırlamayı severler. Evinize geldiğinizde sizi ağırlarlar ama neyle biliyor musunuz? Bizde ne olur mesela? Misafir geldiğinde hemen toparlarız her şeyi. İşte ne var ne yok önlerine sararız işte. Çaylar, kahveler, meyveler, sebzeler, kurabiyeler, şunlar bunlar. Abi sana bir kahve bile yapmazlar Almanlar. Vallahi bak gidersin oturursun mesela. Sana bir kahve bile yapmazlar. Veya nezaketen sorarlar kahve içer mi, bir şey içer misin diye. En fazla alacağın bir kahvedir. Başka bir şey yok ha. Yanın ne sebze, ne meyve, ne kurabiye bunları unutun. Böyle bir şey yok. O yüzden Almanların evine gitmeden önce dikkat etmeniz gerekiyor. Yine Almanların evinden devam edelim isterseniz. Diyelim ki bir doğum gününe davetlisiniz. Alman arkadaşınız sizi davet etti. Ve bu Alman olması önemli değil ha. Buradaki yaşayan tüm insanlar buna alışmış durumda. Türkler, Ruslar, İtalyanlar. Bütün milletler buna alışmış durumda. Almanlardan artık edinmişler bu kültürü.
Mesela atıyorum birine davetlisiniz, gideceksiniz. Sana bir liste oluşturmuş olabilir. Veya işte gelecek insanları toparlar. İşte WhatsApp gruptan şuradan buradan WhatsApp grubuna yazar. Şu 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 eksiğim var. Kim neyi getirmek ister diye. Veya sana yazar özelden. Ya kardeş işte şunu getir, şu salatayı getir, sen şunu getir, sen bunu getir derler sana. Yadırgamayın. Burada böyle bir şey var. Getirirsiniz. Doğum gününe gidersiniz. Hediyenin yanı sıra bir de yemek yapıp götürürsünüz. Burada böyle bir şey var. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Yine buradan devam edeyim. Ara not olarak atıyorum doğum gününü davet ettiğiniz bir Alman'a. Dediniz ki ne? İşte bir şey getir. Salata getir. İşte ne bileyim. Getirdi diyelim. Giderken kalanını götürür abi. Gerçekten de. Onu toparlar götürür evine. Böyle bir tuhaflar. Şimdi yine buradan devam edeyim. Restoranlar aynı şekilde mesela bakın. Bir restorana giderler. Bir yemek yerler işte pizzadır artık dönerdir neyse. Yiyemediği kalan kısmını paket ettirir evine götürür. Senin zaten paket et eve götüreceğim demene gerek kalmaz. Seni yiyemediğini tüketemediğini gördüğü anda garson der ki ister misiniz paket edeyim evinize götürün diye. Ya burada böyle bir şey var. Türkiye'de olsa hayır abi ayıptır yani. Restoranda yiyemediğini eve götürmek ayıptır. İşte ama burada ayıp değil. Bunlar normal, doğal şeyler. Bir de abi Almanlar çok bencil, egoist veya kendini beğenmiş veya kendini mi sevmiş? Doğru tabiri bulamıyorum ama anlatınca siz kendiniz karar verin doğru tabire. Abi bir iş olacaktır mesela. Eğer o işi yapmak istemiyorsa direkt hayır yapmak istemiyorum der. Biliyorsundur ki o işi yapmadığı zaman mesela atıyorum bir iş yapılacaktır. Sen o işi yapmadığı zaman ben çok zor durumda kalacağımdır, yetiştiremiyorumdur veya yardım istiyorumdur, hayır yapmak istemiyorum der. Sen ona yaptıramazsın veya aynı yerde mesela çalışıyorsunuz, patron gelir der ki ya der şunu şunu da yapar mısın der. Patrona der hayır yapmak istemiyorum, o benim görevim değil der ve patron ona hiçbir şey yapamaz. Çünkü onun görevi değil, doğru da söylüyor, yapamaz. Nezaketen de olsa yapamaz, hayır derler. Bu huylarını çok seviyorum aslında ben. Bir şey sorarsın, bir yardım istersin. Derler ki es kommt drauf an. Yani ne olduğuna bağlı bir sözlük, bir kelime, bir tabir. Çok seviyorum, çok da kullanıyorum. Burada öğrendim. Yani bir yardım istiyor biri senden. Karşılığında ne vereceksin gibi bir şey. Yani ne yaparsın? Sen ne yaparsın ben onu sana yapayım, niye yapayım gibisinden düşünebilirsiniz. Böyle böyle der. Mesela bir şey isterseniz sana derler. Neden yapayım? Sana içine gelerek yardım etmezler. Onu söylemek istiyorum. Kendini düşünürler. Çok çıkarcılardır mesela. Kendileri için eğer bir iş, bir olay kendileri için hiçbir sorun teşkil etmiyorsa sonraki insanlar isterse gebersin, isterse ölsün. Umurlarında olmaz. Yani mesela atıyorum bir iş yapılacaktır. Sen biliyorsun ki ben onu yapmazsam arkadaşım zarar görecek. Yardım edersin, işte el atarsın. Almanlar bunu yapmazlar işte. O gelip o eli uzatmazlar. Bana ne derler? Yine bunun yanı sıra mesela beleşçi diyebilirim bunlara. Hayatları beleş diyebilirim. Zorluk görmemişler. Mesela şu anda enflasyon yükseliyor. Artışlar var bazı şeylerde. Tamam kabul. Ama sanki dünyanın sonu gibi düşünüyorlar bunu. Veya atıyorum bir ev kedisi düşünün. Dışarıya bıraktığınızda yaşayamazlar ya. Öyle düşünebilirsiniz Almanları. Zorluk görmemişler. Her şeyi istediklerini elde etmişler. O yüzden zorluk nedir bilmiyorlar. Diğer insanların da halinden anlamıyorlar. Bu yüzden de böyle insanlar işte. Kısaca böyle söyleyebilirim. Çıkarcılar bir kez onu söyleyeyim. Beleşi severler. Demin söylemiş olduğum gibi. Beleşçiler abi. Hayatları beleş. Beleş olsun mesela gireler Allah'ıma bak. Yeminle söylüyorum size. Derler ki beleş mi? Ha kardeş o zaman bu mezar nerede gideyim derler. Öyle insanlar cidden bak. Ciddi söylüyorum ha. Bunu şaka falan yapmıyorum yani. Atıyorum bir kahve ısmarlayın. Bir tarafları bala döner. Öyle söyleyeyim. Sevinirler, mutlu olurlar. Sanki sen onlara dünyayı bağışlamışsın gibi. Ama onlar sana bir kahve ısmarlamaz ha. Söyleyeyim yani. Demin anlattım ya. Mesela atıyorum çok olay yaşıyoruz. Mesela geçenlerde işte kahve otomatının önünde bekliyorum. Sıra var. İşte sıra bana geldi. Kahve alacağım. Arkamda da duruyor bir Alman. Neyse ben dedim benim kart orada duruyor. Otomatlar kartlı mesela kart sistemler olur. Para yüklersiniz orada onu kullanırsınız. O şekilde duruyor. Dedim sen de al kardeş buyur. Böyle yüzüme baktı. Gerçekten mi? Evet. Tanımıyorum adamı, bilmiyorum başka bir bölümde. Gerçekten mi? Evet dedim. Tabii ki alabilirsin. Neyse aldı. Yemin ediyorum bak o gün bugündür adam beni her gördüğü yerde şey yapıyor. Teşekkür ediyor. Danke, danke, danke. Oh, wie geht's falan. Nasılsın, iyi misin? Her gördüğü yerde. Beleşçiler. Ya biraz ucundan gösterip bir şeyi yapamayacakları şey yok. Öyle söyleyeyim size. Yani demek istediğim parayı severler. Beleşçiliği severler. Şimdi
sözlerimi yanlış anlamayın. Bunlar bizde de var. Bizim millette de var yani. Sadece Almanlara özgüdür diye anlatmıyorum. Sadece gördüklerimi size anlatmak için bu videoyu çektiğim için de anlatıyorum mecburen. Böyle insanlar abi Almanlar kısacası. Başka aklıma gelen bir şey yok şu anda. Sizlerin de Almanlarla ilgili herhangi bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım beğendiniz. Güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Videoya da kapatmadan önce kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz bir like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bunlar için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Ciao ciao. Bye bye.